Hacı Ömer Öztürk. Ömer abi, nereden geliyorsun? Ankara'dan. Gayet. Burada, senin ismin ne dostum? Altan. Altan. Anlat bakalım yaşadıklarını Altan, ne sorun yaşıyorsun? Beynimde bir şeyler oluyor sence. Benim... Sanki biri böyle parmağını sokmuş, karıştırıyor yani. Acele beyninin içine. Sanki ama. Tomografi çekildi yine Kırıkkale Hastanesi'nde. Beyninde tümör var dediler. Sonradan da cezaevi yönetimine sordum. Öyle bir şey yokmuş dediler. Hı hı. Artık ondan mı oluyor, başka bir şey yoksa bir şey yok yani. Cezaevinde mi kalıyor? Evet. Suç neydi? Hasp. Hasp'a. Ne kadar yattın? 10 sene. 10 sene. Yeni mi çıktın daha? Şey oldu. Şey oldu. Şu an yaş kaç Altan? 27. 27 yaşındasın. Kaç çocuk var Ömer abi? 3. Bu kaçın çocuk? Bu ikinci. İkinci çocuk. İki oğlan bir kız. İki kız mı? İki oğlan. İlk. O kaç yaşında? O da 29. 29 yaşında. Evli bekar? Evli. Onda bir problem var mı? Yok. Onda bir problem yok. Kız evli mi? Küçük? Yok kız. Üniversitede var. Üniversitede okuyor. Beyninin içinde bir daha bir anlat tam sorununu. Böyle acı veriyor işte bir şeyler oluyor yani. Sanki bir şey çok soğumuşa böyle döndürüyorlar. O da rahatsız ediyor. Yani. Beynin içinde hissediyorsun. Ciddi ciddi canın yanıyor mu? Evet. Seni kasıyor mu? Evet. Sinirleniyor musun? Krize giriyor musun? Yok. Nörolojiye getirdiniz. Götürdüm. Nöroloji ne dedi? Psikoloğa gönderdi. Psikoloğa gittiniz. Ona hiçbir şey demedi. Bir hap yazdı, bıraktı. Ne hap verdi psikolog? O şey... Şey, Senapay. Senapay verdi. Bir de uyku hap verdi, uyuyamıyor. Uykusuzluk da var. Haftada 3-4 gün oluyor. 2 gün iyileşiyor. Ondan sonra... Bugün var mı mesela? Bugün yok. Ya kendinden yani. İşiniz var. Var sizden sonra. Var bugün var. Peki bir nöbete giriyor mu? Giriyor. Zabbaca uyumuyor. Hareketler, yürümeler, duvarı dövmeler, def takmalar. Böyle yaptıklarını hatırlıyor musun Altan? Hatırlamıyorum. Yok. Duvara tekme attığını falan hatırlıyor musun evde? Yok. Ara sıra yapıyorum. Bazı şeyler görüyor, bazı kişiler görüyor. Mesela sevmediğim adamı görüyor. Evde bir şeyler yapıyor bana. Benden mecbur yapmak zorunda. Bir dakika şimdi. Evde sevmediğin insanları görüyorsun. Öyle annesine mi? Babası işte. Annesine. Anneyle tartışıyor musun? Yok. Evde üçünüz beraber mi kalıyorsunuz? Anne, ben çalışıyorum ama devamlı da ben de kalıyorum yani. İşe gitmeden sonra. Annesine beraber kalıyor devamlı. Şimdi uyumuyor. Gece uyumuyor. Uyumuyor. Hastalandı mı da uyumuyor. Uyudu mu da iyileşiyor. Öğrenince uyuyor. Kalkıyor. Düzgün kalkıyor. Ondan sonra akşama da. Bir iki gün böyle oluyor. Ondan sonra... Bir atak geçiriyorsun. Peki atak geçirdiğini hatırlıyor musun atak? Yok. Ya bir sinir krizi, bir sinir atağı geçiriyorsun sanki değil mi? O an. Peki atağın başlangıcını hatırlıyor musun? Kendilerine böyle duruyor. Bak şimdi bu hasta. Ve şu an zaten bakışlar normal değil. Değil. Peki şu an ben konuşurken bana karşı bir öfke ve sinir hali oluyor mu? Yok. Hı? Yok canım. Ama bir gerginlik var. Sebepsiz bir gerginlik var üzerinde değil mi? He? Kitleniyor mu vücudun? Kasılıyor mu şu an? Yok. Beynin içinde bir şey yine karışıyor mu yine? Bahsettiğin yok. Şekilde. Çenen kilitleniyor mu? Yok. Çenen kilitlenmiyor. Onun haricinde atak geçirdiğinde başka neler yapıyor abi? Başka neler yapıyor? Mesela oğlu ne yapıyor? Yalan diye. Beni gene öşürür. Git diyor. Uzaklar. Ama bu söyle, bu söylüyor da. Sanki içinden başka söylüyor. Baba ne oldu diyor, bak bir şey mi yaptı, yok dedim ama bir şey yok. Yani kendi bir ona söyledi, bu söylemiyor.
İçinden bir şey konuşuyor sanki. Konuşturuyor bunu. Ters ters konuşturuyor. Sigarayı çok seviyor. İçkiyi çok seviyor. Yani hep tersini çok seviyor. Kur'an'ı bu cana veremiyor. Kur'an'ı aldığı zaman ne oluyor? O çok fitetleniyor. Almıyor ki hiç. Uzak tuttum. Bazen cumalara götürüyorum. İyi halinde götürüyorum. Bak bu cumada götürüyorum ben. Staydı. Cumalara götürüyorum. O zamanlar iyiyken rahat gidiyor, uçarak kendi gidiyor, bizi de götürüyor. Ama hasta olduğunda mümkün değil. Hasta olduğunda mümkün değil diyorsun. Yani haftanın 3-4 günde devamlı hasta. Devamlı. Peki, krizi... Daha önce yoğdu. Ne kadar oldu cezaevinden çıkalı? Cezaevinden çıkalı 3 ay oldu. Bir sene şeydeydi. Açıktaydı. Açıktaydı. Açıkta da her hafta gidiyorduk yani. O zaman var mıydı bir sıkıntı? Vardı. Bu Yozgat'ta oldu. Bu 3-4 sene yattı burada. Yeni kentte. Oradan şey gitti yani. Ceza çok olduğu için gönderiyorlar buradan. Hı hı. Yozgat'ta da hücrede ne yattı? Yalnız kaldı. İşte orada kalktı bu hastalığa. Çok temiz giyinirdi bu. Hücrede ne kadar kaldın Altan? Hücrede mi? Hı hı. Bir sene, iki sene. İki sene hücrede mi kaldı? Hı hı. Olay yaptı bu zamanında. Değil mi? Evet. Ne yaptın? Bir şey yapmadım, olay yapmadım. Oğlum iki sene hücreye atmazlara da mı normal? He? Bir kriz geçirdin o zaman orada değil mi? Ne kriz geçirmiş hocam? Yani şimdi kalabalığı sevmiyor herhalde. Kendi isteğinden. Biz de o kadar söyledik. İşte bu hastalığı tutunca kendi isteğinden pisliğe girmek için. Çünkü hücreye girdi. Çok güzel giyinirdi. Ondan sonra hastalığı tuttuktan sonra kendini bıraktı. Bu hayat kendi sen işte ne bileyim ne yaptı. Anladım. Annesi de buradaydı zaten. Annesine hayattan bir beklentin var mı Altan? Var. Ne bekliyorsun hayattan? Her şeyi. Mesela? Her şeyi. Hı? Ben için baklanacağım, çoğusunu sahip olacağım. Bunları istiyorsun aslında. Evet. Cezaevinden çıkmak seni mutlu etti. Ama evet. Oradayken, cezaevindeyken bayağı bazı isyanlar yaptın. Hatırlıyor musun onları? Yaptığın isyanları hatırlıyor musun? Üzerinde o isyanların enerjisi var. Onlardan güzel bir tövbe edersen bence tamamen normale dönersin. Böyle ne dediğini, neler söylediğini hatırlayabiliyor musun? Yok. Hı? Yok. Neye isyan ettin? Mesela lanet olsun böyle hayata dedin mi hiç, hatırlıyor musun? Hı? Hatırlıyor musun? Ara sıra diyoruz tabi, herkes diyor. Herkes diyor da herkes cinleniyor ondan sonra. Aynen. Güzel bir tövbe istiğfar yaptık Allah'tan inşallah. Hiç tövbe yaptın mı cezaevinden çıktıktan sonra? Namaz hiç kıldın mı? Kıldım. Cuma'ya mı gittin? Cuma'ya da gittim. Her gün namaz kılıyordum ben cezaevinde. Bir arkadaş buldum ben ama. Hı hı. Ondan sonra cezaevi şey hoşuma pis, kokuyor. Ondan sonra bıraktım yani. Zor bela kılıyorduk yani. Kılma da değil yani namaz. Zevk bile alamıyorduk. Adam yani zevk alır yani namaz kılınma, namaz kılınma. Güzelce bir kılma var, bir pis yerler kılma var. Yani her şey kötüydü cezaevinde. Hı hı. Her var, idare kötüydü. Mahkum kötüydü. Pislik. Yani çok dedi ben buradan olsaydım da yapacak bir şey yok. Hey, bu yattın ya. Yani. Ama onda geçmiş olsun, geç çıktın en azından. Her hafta gittik ya, 10 sene. 10 yıl boyunca. Her hafta gittik, ben de yaşamadım. Senin kardeşlerin arasında bir miras kavgası falan oldu mu? Miras kavgası oluyor, devamlı olur. Neden? Miras dediğin bize yani alıyorduk, hakkımızı herkesin düşeni aldı. Ama bir miras kavgası oldu değil mi? Miras kavgası... Daha halen duruyor dedemin malları.
Ama kardeşlerim arasındakilerini de paylaştık, ekiyoruz. Tapu olayında hiç yok. Tapu yok. Tapular var da birlikte yani şurayı sen ekiyorsun, burayı ben ekiyorum, öyle. Bir anlaşmazlık var mı? Devamlı var, para girdi mi? Kardeşlerimle. Para yönünde, para girdi mi devamlı anlaşmazlık var. Şimdi çok iyiler mesela. Sen de ekiyorsun. Ben de ekiyorum. Onlar da ekiyor. Niye kendi aranızda paylaşmadınız mı? Paylaştık, ekiyoruz. Onlar fazla ekiyor mesela. Sen hakkını haram ediyor mu tarafı? Hakkımı haram ediyor mu? Yok. Kardeşimin mesela ölen bir kardeşim var. Onunkini de o başkası ekiyor ufaklığı. Hı hı. Ona bakmıyor bak mesela onun çocuklarına. O yüzden kızıyor bana. Sen daha az yer aldın o zaman. Değil daha mi? Az yer aldım. Ben ona razıyım. Öbürünün hakkını versin. Ölenin hakkını versin çocuklarına. Vermiyor. Ölenin hakkını da vermiyor. He, ufaklar mesela öyle bazen. Yetimlerin hakkını yiyor. Yiyor. Öyle tartışıyoruz bazen. Onları koruyacağım diye tartışıyoruz yani. Onları korumasam hiçbir şey yok. Senden iyi kimse yok. Yetimler annem de mesela onları destekler. Yetimleri? Yok. Kardeşlerimi. Yetimleri destekleyen olmaz benden başka. Hakkını vermezler ya. O yüzden de kötü oluyorum bazen. Ne kadardır var bu kavga? Babam öldü galiba. Kaç yıl oldu babam? 20 sene. 20 senedir devam ediyor. Yani kavga değil. Şimdi arayayım hepsi gelir. Sıkıntı yok. Ama şurayı bırakacaksın dediğim zaman sıkıntı oluyor mesela. Gelin paylaşalım, herkes tapusunu alın desem sıkıntı oluyor. Öbürünün malını ver desem sıkıntı sana ne diyor. Ben de kızıyor. Mecbur o zaman. Yani o yetim sene... beddua etse, yetim, peki o kardeşin ne zaman vefat etti? O da 20 sene oldu. Babamdan ayrıldı bir sene sonra. Ondan beridir hep yetimlerin hakkı yeniyor. Ben 94'ten beri ben kazaydım. Kaç çocuğu var ölenin? Senin o... küçüğün mü? Ölen mi? Aha. En ufağımız. 24 yaşında. Bir kızı var. Bir kızı var. Evli mi kızı? Yok bekar. Doğru. Onun hakkını da vermediler. Vermediler. Onunla şöyle sen. Mesela tarla neye satırsa mecbur kanunen düştüğü için alıyor. Bunlar tarlasından 1 lira, otelden mesela Samanpazarı'nda otel var, 100 lira, 200 lira neyse hakkına düşen vermiyor. Onun da hakkı yani istesin. Haram hisse hepinize vurur. Eder arıyor bazen, abi ne yapacağız? Benim hakkımı getir şunu ya. Beni arıyor şimdi. Yani ben de onlara söylüyorum mecbur diye. Anam küsüyor, kardeşlerim küsüyor o yüzden. Nasıl bir insanlar ben anlamıyorum abi. O kadar da yani işi de hiç rast gitmedi o yiyen. Dediğim halde vermiyor. Mesela 150, 300 dönüm ekiyor, 150 ben ekiyorsam 300 o ekiyor. Ayırırken onlar beraber ayırdı mesela. O da ölünce ona ekiyor, daha halen ekiyor yani. Öbür annem de demiyor ki kardeşlerime demiyor ki gelin kardeşim madem şeyse paylaştıralım, o kızın da hakkını verelim. Öyle gidiyor. Ondan sonra bu ben haram gidiyor. Bence hepinizden çıkıyor yani. Evet, işte, kimisine yarıyor, kimisine yaramıyor. Dönüyor yani. Onu bir şekilde yasal olarak böleceğiniz abi. Ölmüyor, gelmiyor. Veya o bir dava açacak, alacak hakkını yani. Dava açıyor, o da satmak için açar. Sen de hakkını satabilir. Satabilir. Satmıyor mu? Sattı da ya. Kız sattı mı kendi hakkını? Annesi sattırdı mesela. Ya benden rıza alıp da sattı. Sattı, aldı mı parası? Aldı. Şu an bitti o zaman, onun davası kapandı. Yok canım, var daha malı. 10 dönüm yeri sattı mesela. Daha 100 dönüm yeri var. Gerisini satmıyor mu? Satar istese, müşterisini bulursak. Birlikte olduğu için satır mı? Tapıyor. 10 dönüm sattı. Ya. Ha, senin kaç kardeşiniz siz? 5. Senin şeyinle ancak
Onda birini sattı, onda ikisini satabilir o zaman, değil mi? Mesela 5-6 kardeşiz, kaç dönüm yeri var? 100 dönüm yeri var. Onun hakkına ne düşüyor? 10 dönüm düşüyor. Hissel olarak satıyor, hissel olarak alıyor başkası karşıdaki. Öyle satıyor. He, bizden aynı kardeşim hakkına girmiş oluyor. Öyle satabiliyor. Alan da çekti şeyi, orayı sattığı yeri, aldı o zaman. Aldı, duruyor yani. Aynı ölen kardeşimin payı onda duruyor. O da istese satabilir yani, madem alamıyor hakkını sat yani, değil mi? Kim? Yeğen. Yeğen sattı işte başkasına, sattı. Kızı okudu yazdı. Kızı ne okudu ya, parasını nereden alacak? Bebeği okudu diyor. Hmm. O da ya para verim diyor, ya yerimi sattım diyor. Ne yapacağım? Onlar ben hangisine koyayım. Vuracağım? 10 sene bundan mı uğraşayım, onlarla mı uğraşayım? Sen o cenazeyi kaldır abi, sat o. Onun yerini? Tabii. Şekilde sattım var ya. Müşteri buldursa da ben demiyorum yani satma demiyorum kızım yani. Müşterisi budur. Yetim hakkı var ya abi. Bütün kardeşleri vurur. Bunu bile vurur. Tapusu var. Kendi istediği zaman satabilir ya. Ben de yardımcı olurum. Müşteri buldukça veriyorum yani. Oradan sen almadın. Genelde kardeşin yedi onun hakkını değil mi? Ha, halen ekiyor yani. Ama herkesin ortada olduğu için yani senin ektiğinde de yetim hakkı oluyor. Oluyor tabi. Anladın mı? Orada sıkıntı yani. Onun hakkı o yedi yani. Malını o sattı. O satıyor ama. Kırını o sattı. Taksiyi o sattı. Şimdi genel olarak bütün o malın üzerinde bir yetim hakkı var. Sendekinde de var, ondakinde de, hepimizde var yani. Yani ne bileyim ben ayırdık işte tapulu yerimiz. 150 dönüm düşüyorsa, 150 ben ekiyorum. Herkese 150 şöyle fazlasıyla verdim o zaman ayırırken. O da 300 dönüm ekiyor. Şimdi ver gözün hakkını 150 dönüm verme. Ektiğinden ver, para götür ver her sene. Onu da verme. Ben yani şimdi tutup da 150 dönüm... Sen kaçıncı çocuksun? Ben en büyüklerim şu anda. İki tokat atıp alamıyor musun hakkını senden? Ondan sonra olay çıkıyor işte. Annemden karışarız. Fark etmez. Annen ne derse desin. Alırım. Şeriatın kestiği parmak acımaz abi. Bak sen orada ailede baban öldükten sonra kardeşler arasında reis hükmündesin. Reis hükmünde de ben dinleyenim var. Herkes bir reis olmuş da babamıza öldükten sonra herkes reis oldu. Birlik yoktuk yani. Ayrıldık o zaman. Herkesin kazancı... Aile kimin yanında kalıyor? İki annem var, ikisi de kendi evleri var. Orada kalıyor. İki annem var. He. Birinde iki çocuk evli. Yok. Yok, benim annem iki, babam iki evli. Birinden çocuk olmadığı için bir daha evlenmiş, o da izin vermiş. Ondan sonra biz olmuşuz, ikisi de yaşıyor yani, şey yapıyor. Senden benden iyi anlaşıyorlar ikisi. Bir evde. Köydeler. Annen neden karşı çıkıyor ki böyle buraya yani onun hakkını? Yanımızda durmadı babasının yanına mı gitti dedi gene. Niye dursun daha 24 yaşında bir dulga. Evlendi mi? Evlenmedi. O yüzden beğenmiyoruz onu diyor. Kim gitti yani? He. Babasının yanında evi vardı. Evi de almadım mesela. Ben aldım onlara evi. Ölen kardeşime. Kalabada evi vardı. Onu da ona verdim ya. Onun dedim ya. Onun hakkı. Da satmış. Annesinin yanından ev almış mesela. Bu evi aldı yani. Evi verdim canım. Evi var. Onun gözü, onun malında hiçbir bir tane şey geçmedi bana. Genel olarak hak olayı var ya, oradan vurabilir. Yalnız bazen canım gidiyor, kıza diyorum biraz para neyi göndereyim, gönderemedim. Allah'a. Sen onunla bir 500 daha haşık ödü. Sen onunla da çocukla da bir helalleşin abi. Bir beddua ettilersin, tutar yani. Çünkü sen de evinde şimdi huzur içinde oturamadın yıllardır. Onların da çoluk çocuktan çıkar. Beddua ettiyse annem etmiştir. Hı? Annem etmiştir beddua. Kime? Bana. Sana niye beddua etsin? O zamanlar kızıyordum işte. Kızdım bir gün mesela vurduydum. Etmiş olabilirim. Annene mi? He. Anneye mi vurdun? He, onlar işte ayrım gayrım yaptığı için. Hmm. Öbür kardeşlerimi ayrı tutuyordum mesela. Seni ayrı tutuyor. He, bu nasılsa adam olur diye siz kendi işinize bak. Öyle de bir şeylik vardı ya. Kaç yıl önce oldu bu olay?
10 yıl, 15 yıl önce oldu. O zaman da beddua yapmıştın, evet. Öldür anne. Ben de şimdi aradım mesela, siz gelmeden önce. Beddua ettin mi bana dedim. Ettiydim dedi, aldım dedi, durmayayım. Almamıştır. Dedim yani, böyle böyle bak, ben senin beddualarını da tutmuş olabilir dedim. Çocuğa neye vuruyor diyor. Bana mı vuracak dedim, en sevdiğime vuruyormuş dedim falan. Oradan anneye bir tövbe yaptıralım, bir. Anne, gidip gelmiyorsun da kızgınlıktan sen. Yok, gidiyorum, evim gidiyorum. Her şeyi alırım, he. Bazen bir şeyler almak, götürmek istiyorum, hanım razı olmuyor. Niye? Alma diyor. Niye almadın? Hanım, ya beni, seninle de alayım diyorum, onu da alma diyor. Oğulları getirsin diyor, mesela. Niye yani, oğlu diye düşmanlığı ne, annene? Ya, anlaşamıyorlar işte. Dedim, nereminden dolayı mı dedim anne? Yo, senden dolayı dedi bana da şimdi mesela. Öyle bir şey var. Yani geçen şey ayrı, evleri de ayrı da gidip gelmiyor yani bizim. Ananın duasını al, boş ver sen. Yani, elimden geldikçe gidiyorum, öpüyorum, yani yanalarını öpüyorum, her şeyi götürüyorum, alıyorum yani. Ona sen bir beddua tövbesi verin, anneye bir tövbe yaptıralım, bir. Bu yeğeni bir görsen. Geçmişte bir beddua yaptıysanız bir tövbe edin de aklınızı helal edin. Geçmiş hakkınızda. Orayı da bak bunlar böyle yiyor. Şey yapalım, satalım, alın parasını, şeyini, ne yaparsanız yapın diye. O diyor, sat diyor abi diyor bana mesela şeyi veriyor. Sen onu bir şekilde, o yetim hakkı kesinlikle çok büyük bir sıkıntı. O vaziyet satamıyorsun işte. Alan yok ki o vaziyet. Hisseli alan yok yani. Bir tanesini sattı, o tek takıydı mesela verdi. Öbürlerine giremiyor ki adam 5 dönüm, 10 dönüm, 2 dönüm. Hepsini satamıyor. Yani çıktıkça satılıyor mesela. Bir şey oluyor. Geçen... Sen helalleş, tek tek sat onları. Onun hakkını verin. Vallahi bilmem o. Bana dua et, şey yapmaz ya. Benim bildiğim kadarıyla. Dua etmez onlar. Benim yaptığıma karşı eğer o vaziyette bana beddua ediyorsa yazık yani boşa yaşamıyor. Şimdi sana yaptığı değil abi, hakkından dolayı. Çünkü senin malın üzerinde de hakkımı yiyenler haram olsun. Genel söylese hepimize vurur. Hususi yapmaz, ben de yapacağım zannetmiyorum ama genel yaptığı hepimizi etkiler yani. Bir açsın ellerini, bir dua et bakalım Altan. Eyvallah. Aç ellerini. Şöyle bir dua edeceksin. Ellerini aç. Allah'ım babaannemin yaptığı bedduadan gelen şeytandan sana sığınırım. Bu duayı babaannemin yaptığı bedduadan gelen şeytandan sana gelen şeytandan sana sığınırım. İnanarak bu duayı bir 8-10 kere tekrar et bakalım. Allah'ım babaannemin yaptığı bedduadan gelen şeytanın şeytandan sana sığınırım. Sana sığınırım. Söyle. Allah'ın babaannemin yaptığı neydi? Allah'ın babaannemin yaptığı bedduadan gelen şeytandan sana sığınırım. Söyle. Diyemiyorum. Biraz zorla. Yok. Sıkıldın mı onu söyleyince? Aynen. Bir dene ya, bir daha zorla. Öfke patlaması mı oluyor da söyleyince? Yok. Bir an geriliyor mu? Beynini bir şey karıştırıyor mu ya? Yani? He? Aynen. Böyle söylemeye kalktığın zaman mı oldu? Bir kere daha dener misin? Aç ellerini. Söyle. Allah'ın babaannemin yaptığı bedduadan. Gelen şeytandan. Sana sığınırım. Sana sığınırım. Devam et. Allah'ın babaannemin yaptığı bedduadan. Gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ın babaannemin yaptığı bedduadan. Gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, dedim işte, böyle devam tekrarlayınca şey, arada şey oluyor. Ne oluyor? Söylemiyor. Ayağın daha hızlı sallanmıyor başlıyor. Peki şeyi söyle. Neydi ölen amcanın eşinin ismi? Belma. Belma. Allah'ım Belma'nın ve kızının yaptığı bedduadan gelen şeytandan sana sığınırım de. Allah'ım? Belma'nın ve kızının yaptığı bedduadan.
Sana beddua etmez ki yani. Ya genel olarak yaptıysa belki. Öyle olarak yaptıysa diyor ya. Mehmet amcan yiyor hakkını da ona ettiyse bize de gelir diyor. Etmez. Sen bir söyle bakalım. Söyle. Allah'ın Belma'nın ve kızının yaptığı bedduadan gelen Allah'ım şey. Kızının ve Belma'nın ve kızının ettiği bedduadan gelen şeytanın. Şeytandan sana sığınıyor. Şeytandan sana sığınıyor. Bir daha söyle. Allah'ım. Evet. Anında saldırması geldi sana. Eli kaldırdı. Bu an sen Belma ile ilgili sinirlendin. Ve gösterdin hareketi. Evet. Öyle yaptı, girdim dedim. Değil mi? Heh. İfrit. Babasına, annesine el kaldırdığı için bir 80 değnek vurayım mı? Niye? Hı? Ne hakkı var ki efendim? Niye kaldırmayın? Hayır, babası kendi annesine el kaldırdığı için ne? Babasına bir 80 değnek vurayım mı? He? Yapayım mı? O zaman sen ölürsün diyorsun değil mi? Babası kendi annesine el kaldırdığı için oradasın. Değil mi? Öyle değil mi? He? Çocuğun babası kendi annesine el kaldırmasaydı oraya girer miydi? He? Girebilir miydi? Girebilir miydi? He? Yok canım. He? Giremedim. Giremezdin değil mi? O yüzden girdin değil mi? He? Babaya diyorum, 80 değnek yapalım mı? He? İyi olur değil mi? Seni ittin mi daha önce? Eliyle falan. Yok, hiç öyle şey yapmadı. Öyle benim kalkmaz. Normalde kalkmaz. Kalkmaz değil mi? Demin bir kaldırdın ama elini. Nasıl oluyor da? İçinden bir şey, babaya bir tane vur dedi değil mi? He? Bir tokat mı attın? Altana mı? Hayır, annene. Evet, tokat attım. Nereye attın? Yani nereye dek geldiyse sırtına mı? Bir tane mi anda? Depikte vurmuş olabilir. Bayağı bir ağır bedel ödedim. He? Depik vurdum ya, yaşadık. Jandarma neyi çağırdı? Sen niye Belman'ın hakkını yiyorsun, çocuğun, yetimin hakkını yiyorsun diye? Onlar hep sebep yani. Arkadaşlar arasında şeylik yapıyorsun ya. Üveylik yapıyorsun diyor. Üvey yok ki, kardeşler arasını bozuyorsun diyerek. Onlar yaptı, ayırdı bizi mesela. Ben öyle biliyorum. Nasıl ayırdı? Babam öldükten sonra annem gibi olmasaydı biz ayrılmazdık. Beraber yapardın sen şimdi. Her şeyi beraber yapardık arkadaşlar. Önceden beraber yapıyordun. Bunlar ayrıdı. Senin gel, ne işimiz var? Herkes kendi malına baksın. Size dünya yeter. Ayır. Bayağı arsanız var o zaman, araziniz var. Var. Abim vardı mesela. Abim acıya gönderdik. Geldi burada, geri tutmadı. Babamın yerine. Annem gibi bayağı acıya gönderdik. Babama nasip olmadı, öldü. Abim gittiydi, abim de tutmadı acılarını. O yüzden ben de dedim, kızdım yani. Şimdi büyük olarak bizim malımızı götürüp de pavyonlarda ne yiyor? Hı hı. Onlar da onu tuttu yani. O öyle yaptı halde, onu desteklediler, ben de kızdım. Sen bir dua et bakalım. Allah'ım annemin yaptığı bedduadan gelen şeytandan sana sığdırın de. Anne, Allah'ım annemin yaptığı bedduadan dolayı şeytandan sana sığınırım. Allah'ım annemin yaptığı bedduadan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım annemin yaptığı bedduadan şeytandan... Bedduadan gelen şeytandan. Bedduadan gelen şeytandan sana sığınırım. Devam et. Allah'ım annemin yaptığı bedduadan şeytan... Bedduadan kaynaklanan... Gelen şeytandan sana sığınırım. Devam et. Allah'ım annemin yaptığı bedduadan
gelen şeytandan dolayı sana sığınırım. İnanarak devam et. Allah'ım, annem yaptığı bedduadan dolayı, şeytandan, gelen şeytandan dolayı sana sığınırım. Sen de zorlanmıyor başladın değil mi? Evet. Yok zorlanmıyor. Allah'ım, annemin yaptığı bedduadan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, annemin yaptığı bedduadan dolayı gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, annemin yaptığı bedduadan dolayı şeytanından, doğru mu? Yani, hafıza gidiyor. Yani, hafıza gidiyor da yani. Şöyle bir dua et, sen yani. Bir dua et. Altan, aç ellerini. Allah'ım, babamın, babaanneme el kaldırmasından gelen şeytandan sana sığınırım. Baba, Allah'ım, babaanneme el kaldırmasından gelen şeytana sana sığınırım. Allah'ım, babamın, babaanneme el kaldırmasından gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, babamın, babaannemden gelen babaanneme el kaldırmasından. Babam, Allah'ım, babamın, babaanneme el kaldırmasından gelen şeytanı şeytandan sana sığınırım. Bir daha söyle. Allah'ım, babaannemin. Babamın. Babamın, babaannemin. Babaannemden gelen. Babaanneme. Babaannemden gelen tokadım. Tokadım mı? El kaldırmasından. Gelen el kaldırmasından mı? El kaldırmasından şey, gelen şeytanın sana sığınırım. Annem bekliyor tarafım. Ararız dedim belki de. Ver bakalım. Bir görüş yani böyle böyle. Biz hatırlamıyoruz, o biliriz. Babaanneye bir tövbe yaptıralım mı Altan? Yani. He? Yaptıralım mı? Ses dışarı. Alo teyzem, merhaba, nasılsın? İyiyim Allah'a şükür. Erol Hoca ben. Ömer'le Altan geldi benim yanıma da. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, ben Allah'a şükür. Size ne yapıyorsunuz? Biz deyiz, Allah razı olsun. Şimdi Ömer'e bir seansı aldık da, şimdi vakti zamanında bir arsa varmış herhalde. Bu küçük çocuğun eşi ölmüş. Eşi ölünce bir miras kalmış herhalde. Doğru mu? Kime kalmış miras? Yani sizin kocanız öldükten sonra aynı yıl içerisinde de küçük oğlunuz ölmüş. Evet. Evet. Ondan sonra bu öldükten sonra biliyorsunuz hak, miras haktır. Atadan babadan gene. Miras paylaşımı adaletsiz bir şekilde yapılmış ve mirasa yetim hakkı karışmış. Yetim hakkı karıştığı için de herkes çoluğunda çocuğunda bir bela ve musibet yaşamaya başlamış. Böyle bir sıkıntı var teyzem. Nasıl yapacaksınız bu olayı? Nasıl çözeceksiniz? Sıkıntı onlarla benim bir ilgim yok ki, çocukların içinden, içinden de adamın mirasıyla benim de hiçbir ilgim yok. Benim zaten bir ilgim yok onlarla da. O mirasın çocuğun zaten hakkı var, bir tane var ya zaten hakkını. Başka hakkı herhangi birinden karşıya. Biz şimdi burada kitap açtık, baktık, o yetimin hakkı verilmemiş. Ve mirasa yetim hakkı karışmış. Ve herkesin yediği harama giriyor. Çünkü onun normalde tarlası falan ekilmiş zannediyorum. Veya bir şekilde o yetimin hakları verilmediği için yetimin de eraytellezi oku. Eraytellezi de ne diyor? Eraytellezi yükezi bittin ve zalikellezi yediul yetim diyor. Orada yetim hakkından bahsediyor. O yetim hakkını yiyenlerin cehenneme gideceğini anlatıyor ayet. Çünkü orada annesi babası derken zaten babası ölmüş teyzem. Babası senin oğlundu çocuğun. O zaten ölmüş. O benim oğlum. Ben
Evet. Ama onun çocuğu artık bizim yanımıza hiç yanaşmadı da ilgilenmedik. Yani sattı sattı mı yarattı gibi bilmiyorum. Barışmıştır olabilir yani. Sattı dediğin yani bilmiyorum ne kadar sattı ama o yetimin hakkı hepinizin ekmeğine karışıyor. Onu bir şekilde mirasınızdan ayırmanız lazım çünkü bütün torunların hepsine sıkıntılar gelmeye başlamış yani. Şimdi mesela Altan'da var ama ben sana söyleyeyim buradan diğer kardeşlerin çocuklarının çoğu sıkıntılı. İşte o yüzden de sen ayrı. Satıyorlar, salıyorlar. Diyor ki anne az çok bir boşta sen bizi de yetirdin, büyüttün, yedin, içtik, biz yaptık, çattık. Bir kuruş daha bana açıyor, benim babam maaşı alıyor bu tat. Benim hakkım da vardır, bilmiyorum yani. Bilmiyorum ama yetim hakkı kötü bir şekilde geri döndü. Senin çocukların senin ihtiyaçlarını karşılamıyor mu? Getirdim, büyüttüm, doğurdum, affedersin. Ana sorun, ana yerini koymaklar işlerine. Ama ben yine de dua, hep dua etmeyeyim yani. Yine de hep dua etmeyeyim ben onları. Vallahi yani, bilmiyorum. Yani geri yapmışlardılar. Sen... Çocuğa da hakim ben yani. İşte bu yetim hakkı bir şekilde geri dönüyor teyzem. Neyse ben sana yine bir dua ettireyim bakayım. Bir dua et de bakalım inşallah tamam mı? Allah yardımcısı olsun kurban olduğum Rabbim verdiği şeyi hiç kimse seylemez. Allah kurban olsun verdiği hastalığı şifasına verir Rabbim. İnşallah iyi olur. İnşallah. Çocuklar torunlarla bir su kötülük görmedim. Evlatlarından buldum ama torunlarından görmedim. Yazık değil mi çocuğa? Beni söyleyeyim yani. Sen benim söylediklerimi tekrar ederek bir dua et bakalım teyzem. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Allah'ım şahit ol ki ben bütün evlatlarıma evlatlarımın eşlerine torunlarıma gelinlerime dünya ve ahiret, geçmiş ve gelecek, tüm haklarımı helal ediyorum. Şahit ol ya Rabbi. Helal ettim. Şahit ol ya Rabbi. Allah'ım kızgınlık ve öfkeyle Evlatlarıma, onların eşlerine, çocuklarına, ağzımdan bir beddua ve lanet çıktıysa, bela çıktıysa, bunların hepsinden, Tövbe ettim estağfurullah. Tamam teyzem, ellerinden öpüyorum. Allah razı olsun. Allah şifasını versin. Sağ ol. Sağ ol teyzem. Nikah dedik ki kadın üzerinden. Annem vuruyor. Annenin üzerinden mi aldı diğerini? Nikahı ona yaptı. İlk önce nikahlıydı, ayırmamış o zaman da, almamış nikahı da. Annene de miras kalmadı. 10-15 sene bekledi, çocuğu olmayınca annem almıştı bunu, biz olduk. Önce onu almış. 15 sene çocuk olmayınca o da izin vermiş, evlen bir tane daha çocuğum olmuyor diye. Sonra anneni alıyor ama annene nikah yapmıyor. Nikah yapmıyor, üstünde kalıyor durumu. Mirasın ortakçısı o da sağ. Yok canım yiyor, aynı alıyorlar. Şimdi mesela geçenlerde bir şey satıldı.
kaç lirası? Aha, onlar bizim kadar almıyor. Alıyor desek yalan söylüyor. Şimdi 50 milyar düşüyorsa ona 10 lira veriyoruz, 20 lira veriyoruz annem gibi. İkisi de emekli, aylıklı yani. Biri babamınkini alıyor, biri dedeminkini alıyor. Sen bir tövbe yap bakalım, aç ellerini. Euzubillahimineşşeytanirracim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Allah'ım. Kızgınlık ve öfkeyle. Kızgınlık ve öfkeyle. Üzüntü ve kederle. Üzüntü ve kederle. Kendime. Kendime. Hayatıma. Hayatıma. Dünyaya gelmeye. Dünyaya gelmeye. Yaşamaya. Yaşamaya. Var olmaya. Var olmaya. Evlatlarıma. Evlatlarıma. Ana babama. Anne babama. Kardeşlerime. Kardeşlerime. Kardeşlerimin eşlerine. Kardeşlerimin eşlerine. Ve çocuklarına. Ve çocuklarına. Kalben ve dille. Kalben ve dille. Yaptığım bir beddua ve lanet varsa. Yaptığım beddua ve lanet varsa. Kahır varsa. Kahır varsa. İntizar varsa. İntizar varsa. Hepsinde. Hepsinde. Tövbe ettim estağfirullah ya gaffar. Tövbe ettim estağfirullah ya gaffar. Tövbe ettim estağfirullah ya gaffar. Tövbe ettim ya estağfirullah ya gaffar. Tövbe ettim estağfirullah ya gaffar. Tövbe ettim estağfirullah ya gaffar. Allah'ım şahit ol ki. Allah'ım şahit ol ki. Ben bu saydıklarımın cümlesine. Ben bu saydıklarımın cümlesine. Tüm kardeşlerime. Tüm kardeşlerime. Eşlerine ve çocuklarına. Eşlerine ve çocuklarına. Mal ve miras nedeniyle. Mal ve miras nedeniyle. Mal paylaşımı nedeniyle. Mal paylaşımı nedeniyle. Üzerine hakkım geçenlerin tamamına. Üzerinde hakkım geçen tamamına. Dünya ve ahiret. Dünya ve ahiret. Geçmiş ve gelecek. Geçmiş ve gelecek. Tüm haklarımı. Tüm haklarımı. Helal ettim. Helal ettim. Şahit ol ya Rabbi. Şahit ol ya Rabbim. Helal ettim. Helal ettim. Şahit ol ya Rabbi. Şahit ol ya Rabbim. Helal ettim. Helal ettim. Şahit ol ya Rabbi. Şahit ol ya Rabbi. Amin. 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 Baban dua ederken biraz kasıldın mı Altan? Bilmiyorum. Biraz rahatladın mı baban dua ettikten sonra? Tabii canım, adam rahatlar dua. Namaz kaldı. Dua et. Buna rahatlatır adam. İlahi dinle. Bir daha bir dua et bakalım. Allah'ım, babamın babaanneme el kaldırmasından gelen şeytandan sana sığınırım dedim. Aç elini. Babam, babaannemin, babama gelen. Allah'ım, babamın. Babaanneme gelen. Allah'ım, babamın. Allah'ım, babamın. Babaanneme el kaldırmasından gelen. Babaanneme el kaldırmasından gelen. Şeytandan. Şeytandan. Sana sığınırım. Sana sığınırım. Kendi söyle şimdi. Söyleyeyim mi işte? Anlatayım, öyle çok uzun. Yani hiç öyle namaz falan kıldım da hiç çok ters kelimeler gelince öyle şaşırıyorum. Fazla da zaten sure de bilmiyorum yani. Bazı sureleri bilmiyorum yani. Gel bakalım, sana bir duada kontrol edeyim. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ukba bin Amir el-Cuhani radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme 10 kişilik bir topluluk geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 9'uyla beyatlaştı ve birinden el çekti. Dediler ki, ya Resulallah, 9'uyla beyatlaştın. Bunu neden terk ettin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz ki onun üzerinde temime, muska vardır. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu eliyle kopardı ve onunla da beyat etti. Ve şöyle buyurdu. Kim temime, muska takarsa kuşkusuz ki Allah'a şirk koşmuştur.